Her şey anormal ee, Ferit Aslan. Köy anormal, olayın kendisi anormal, soruşturma süreci anormal. Siz orada bu işi en başından beri takip eden gazeteciler olarak, yılların gazetecisi olarak ne kadar çok olaya tanıklık ettim bölgede, inanılmaz olaylara tanıklık ettin. Ee, senin anormallerin neler veya niye? Mesela bu köy niye bu kadar anormal? Mesela yayına başladığımızdan beri biz birkaç defa o KJ'yi ekrana getiriyoruz. Sessizlik yeminini önce kim bozacak diyoruz mesela. Bu sessizlik yemini niye diye soruyoruz mesela. Biraz oralardan baktığında ve tabii soruşturmaya dair özel bir bilgin varsa lütfen bizimle paylaş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Köydeki sessizliği Oradan kalkan savaş uçakları bozuyor. Onun dışında kimse bozmuyordu. Az önce sizin anımdan bahsetti. Evet, o köy Diyarbakır askeri hava alanının hemen pistinin bitişine yaklaşık bir bir buçuk iki kilometre uzaklıkta bir köy. Stratejik anlamda da coğrafik anlamda da önemli bir <laughs> e, önemi var o köyün. Ki Dünaylı adına yapılan açıklamada da bu cümleye dikkat çekilmişti. Köyün coğrafik Sana ve stratejik konuda dikkat çekilmişti. <laughs> Şimdi bundan dolayı e, önemliydi. Evet ben de 33 yıldır gazetecilik yapıyorum bölgede. Gitmediğim bu bölgede ilk kalmadı Irak dahil. Ben böyle bir e, olayla, böyle bir sessizlikle ve Türkiye'yi travmaya sokan böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyorum. Gariplikler çok fazla. Az önce evet konuklar da söyledi. Belki de ailenin hesabı bu değildi. Kız kayboldu. 5-6 gün 7 gün konuşulur aranır bulunamaz ondan sonra üstü kapatılır gider diye ama o olmadı sosyal medyanın ve diğer medyanın gücüyle köy adeta bir medya merkezi haline getirildi ancak köyde baba dışında hiç kimse konuşmadı konuşanlar da anne veya birkaç kişi de bunlar da arama ekiplerini hep yanlış yönlendirdi soruşturmayı ak akamete uğratmak için her şeyi yaptılar hatta köyü ziyaret eden heyetlere Bazen ifade vermeye jandarmaya gitmelerini bile büyük bir e, lütuf olarak görüp bizi niye rahatsız ediyorlar gelip burada ifade alsınlar gibi cümleler kullandı. Bunu kullananların başında da muhtar geliyor. Muhtarla ilgili şöyle ilginç bir durum da var. Bir muhtar düşünün, bir köy muhtarı düşünün. Köyünde e, bir e, yeğeni olan bir kız kaybolmuş ve köy basının merkezi haline gelmiş ama 11 gün içerisinde yani gözaltına alındığı güne kadar muhtarın köyde çekilen tek kare görüntüsü ve fotoğrafı yok. Ha. Niye? Gazetecilerin görüşme taleplerini hep reddetmiş, konuşmamış. Gelen heyetleri karşıladıktan sonra eğer o heyet vali veya üst düzey bir bürokratsa karşıladıktan sonra hep kamera açılarının, fotoğraf makineleri açılarının dışına çıkmış. Bu çok ilginç bir durum. Mesela ben de gittim görmedim. Köyde sürekli kalan gazetecilere sordum. Bir kare fotoğrafını istedim. Hiç kimse de bulamadım. Bu çok ilginç bir durum. Diğer duruma bakacaksak bu olayla ilgili bugüne kadar davada müşteki olan Diyarbakır Barosu bugüne kadar e, gizliliğin ihlaliyle ilgili baro başkanına ait eren defalarca uyarılar yapmasına rağmen bugün dayanamadı. Kameraların karşısına ilk kez çıktı ve şunları anlatacaktı aslında. İşte toplumun doğru bildiği yanlışları anlatacaktı. Soruşturmada gelinen aşamada tabii gizlik şeyine kuralına da uyarak anlatacaktı ve şunu anlattı aslında az önce konuklar da söyledi olayın ilk yaşandığı günden beri aslında bu tür olaylarda bu tür vakalarda birinci şüpheli çember aile çemberidir ancak burada maalesef aileden olayın 6. <laughs> ve 7. günü o da müşteki sıfatıyla ifade alınmaya başlanmış <laughs> ve orada bir cümle daha söyledi evet Diyarbakır Barosu bu cezasızlık konusunda e, faili meçhuller konusunda bu tür davalar konusunda belki Türkiye'nin en etkin barolarından biridir. Ve Diyarbakır Barosu'nun da e, kadın ve çocuk merkezi var. Ve bugün baro başkanı ilk defa şu cümleyi kullandı. Çocuk merkezimiz olayı olduğu günden bugüne kadar köyle ve aileyle hiçbir temasta bulunmadı. Tecrübelerimiz bizi haklı gösterdi. Yani söylemek istediği şu aile içerisinde işlenen bir olaydan söz ediyor. Bugün sabah saatlerine kadar da aslında şu telefondaki e, Kürtçe çözümlemeler, ses kayıtları çözülmeden önce de aslında şunu düşünüyorduk. Tekrar başa döndük. Nasıl başa döndük? Nari'nin niye öldürüldüğünü bilmiyoruz, nasıl öldürüldüğünü bilmiyoruz. Çünkü verilen ifadeler neredeyse hepsi birbirine aynısı. Aralarında çelişkiler olduğunda, sorulduğunda da ben bilmiyorum. İşte e, dün bırakılan 15 yaşındaki çocuk bugün bir daha gözaltına alındı. Büyük ihtimalle de e, zannedersem tutuklamaya sevk edilecek, tutuklanacak. O çocuk bile daha önce verdiği ifadede muhtar saat 14 ile 19 arasında Nari'nin kaybolduğunu öğrendiği bizim yanımızdaydı dedi. Sonra ifade değiştirdi. Bir ara elbise değiştirmeye gitti, geldi diye böyle çelişkili ifadeler. Bu arada onların dışı, yani Muhtar'ın kardeşi Fuat Güran'ın eşi de gözaltına alındı. Bugün gözaltına alındı. Evet. Onun da şu anda adliyede ifadeleri devam ediyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Bunu son iki gündür duymaya başladık. Dün hatta sosyal medyada paylaştım. Biz kamuoyu olarak diyoruz ki acaba Narin ne gördü de Narin o gördüğü manzara karşısında yok edildi? Ama Nari'nin en son kameraya görüldüğü saat 15.15. .15, arabanın dereye geldiği saat 15.40. Arada 25 dakika var. Şimdi bu verilen ifadelere bakıldığımızda eğer ihtimal dahilinde Na, narin evde veya ahırda öldürülmüşse birileri nahi, Narin'i öldürmüş, Nevzat Bayındır'a teslim etmiş, o götürmüş, birileriyle beraber gömmüş. Tek başına gömmesi mümkün değil. O bu cesedin bulunduğu derede bulunduğu şekliyle itibariyle ve orada da araba 50 dakika kalmış. Şimdi bu kadar organizeli bir işe ve köyle dere arasındaki mesafe de arabayla 5 dakika olarak hesaplanırsa 20 dakikada çözülebilecek bir işe benzemiyor. Acaba bu daha önceden mi planlandı, tasarlandı? Evet. Narin Belki yani bir gün önceden veya iki gün önceden bir şey gördü, birini anlattı da bunların harini ortadan kaldırmaya karar verdiler. Şu anda aslında sanki iş yavaş yavaş oraya kaymaya başladı. Yani Hı -hı. bilinçli tasarlanarak, planlanarak. Aynı söyledim. gün içerisinde olması 25 dakika, bunun 5 dakikasını da arabayla yolla taşımaya 20 dakika içerisinde, bu kadar işlemin yapılması biraz bilmiyorum hayatın olağan akışına pek uygun görünmüyor yani nereden buldu o işi aradı Nevzat'ı aradı oraya geldi o onu getirdi yani bilmiyorum ama dediğim gibi son iki gündür bu dilendirilmeye başlıyor hmm. belki de güvenlik makamlarının elinde böyle bir bilgi var ama biz de bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz tamam şimdi az önce Mithat Bey de hani ona özellikle vurgu yapmıştı o zaman ben bir rezanı Pözdemir'e döneyim yani Ferit'in bu sonda söylediği 15 15 15 40 Hadi yolu da çıkardık 20 dakika. Yani bütün bunların 20 dakika içinde organize edilip e, hallolması pek e, mümkün görünmüyor. Acaba işte ne gördüyse artık, ne biliyorsa narin, ne yaşadıysa e, belki de birkaç gün öncesinden başlayan bir hikayenin evet. finali gibi o gün e, Rezan Bey. Belki oradan başlayarak notlarınızı da aldınız. E, bir kez daha bu yorumlar ve son bilgiler ışığında e, bir kez daha fotoğrafı bize alabilirsiniz. E,